Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Deutsch Intensiv A1 ya da Almanca yoğun ya da yoğun Almanca A1 ders serisiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu dersimizde yoğun bir şekilde müssen modal fiilini görüyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Öncelikle arkadaşlar bu müssen'in karşılığı neydi? Zorunluluk haliydi, öyle değil mi? Yapmak zorunda anlamına gelen bir yardımcı fiildi. Bunu öncelikle bir çekimleyelim arkadaşlar. Ich muss, yapmak zorundayım anlamında arkadaşlar. Sen yapmak zorundasın derken du musst. Üçüncü tekile baktığımızda arkadaşlar erkeklerde er muss ya da der artikelinde. Die artikeli ya da kadınlarda sie muss diyoruz. Das artikeli içinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Es muss, farkındaysanız hepsi üçüncü tekilde olduklarından dolayı aynı şekilde çekimlenmiş oluyor. Biz yapmak zorundayız diyecek olursak wir müssen. İkinci çoğulda iki ve daha fazla insanlara hitap ettiğimizde siz yapmak zorundasınız derken ihr müsst ve saygı formuna baktığımızda sie müssen, onlar da, değil mi? Üçüncü çoğuldaki onlar da gene sie müssen demiş oluyoruz. Örnek cümlemizle dersimiz başlasın. Die Arbeiter gehen früh ins Bett. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Die Arbeiter, çalışanlar demek. Gehen neydi arkadaşlar? Gitmek demekti. Früh, erkenden. Ins Bett, yatağa. Yani güzel Türkçemizde bunun karşılığı ne arkadaşlar? Çalışanlar erkenden uyumaya gidiyor anlamına gelmiş oluyor. Ancak burada das Bett'i görüyoruz arkadaşlar. Das Bett, yatak demek. Yatağa, yatağın içine, oraya doğru diyecek olursak ins Bett demiş oluyoruz. Şimdi bu cümleye baktığımızda arkadaşlar biz bu cümleyi çalışanlar erkenden yatmak zorunda, değil mi? Erkenler uyumak zorunda diyecek olursak ne yapacağız? Müssen'i getirmiş olacağız. Dolayısıyla ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki asıl fiilim gehen ne olacak? Cümlenin sonuna gidecek ve ben ne yapmış olacağım arkadaşlar? Müssen'i, yani bu durumda çalışanlar dediğimden dolayı bu hangi noktada incelenmeli? Üçüncü çoğul noktası olan sie müssen şekline denk düşüyor. Dolayısıyla burada bakın arkadaşlar, die Arbeiter müssen ve asıl fiilim ne olmuş arkadaşlar? Cümlenin sonuna gitmiş gehen. Dolayısıyla çalışanlar erkenden uyumak zorunda, değil mi? Çünkü erken kalkmak zorundalar. Değil mi? Öyle bir anlam çıkıyor. Dolayısıyla die Arbeiter müssen früh ins Bett gehen demiş oluyorum. Bakın buradaki asıl fiilim ne oluyor? Cümlenin sonuna gitmiş oluyor. Şimdi ben bu yapıyı arkadaşlar çalışanlar erkenden uyumak zorunda mı şeklinde, uyumalı mı şeklinde soracak olursam ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki müssen'i cümlenin başına taşıyacağım ve asıl fiilim gene gehen, cümlenin sonunda. Çünkü neden müssen başa geçti? Bu bir soru olduğundan dolayı başa geçmiş oluyor, değil mi? Ne demiş oluyoruz? Çalışanlar erkenden yatmak zorunda mı, değil mi? Müssen die Arbeiter früh ins Bett gehen şeklinde soruyorum. Evet, erkenden yatmak zorundalar diyecek olursak tıpkı buradaki cümleyi ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Buraya taşımış oluyorum. Ancak ikinci defa die Arbeiter demeye gerek kalmadan ne yapıyorum? Bakın buradaki sie'yi buraya getirmişim ve demişim ki ja, sie müssen früh ins Bett gehen. Evet, onlar erkenden, değil mi, ne yapmak zorunda? Yatağa gitmek zorunda ya da uyumak zorunda anlamına gelmiş oluyor güzel Türkçemizde. Hayır diyecek olursam, olumsuzlayacaksam ne olacak arkadaşlar? Cümlenin içerisinde neyi kullanıyordum? Nicht'i kullanıyordum. Burada o zaman ne diyeceğim arkadaşlar? Nein, sie müssen nicht früh ins Bett gehen. Hayır, erkenden yatmak zorunda değiller, değil mi? Uykuya gitmek zorunda değiller demiş oluyorum. Daha geç de gidebilirler anlamına gelmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar bir sonraki cümleye baktığımızda burada olumsuz bir soru cümlesi. Yani ne demek istiyorum? Erkenden gitmeliler mi? Gitmeseler olmaz mı? Gibi bir
soru cümlesiyle karşı karşıyayız. Burada bu sefer ne olacak arkadaşlar? Gene burada olduğu gibi müssen ile başlayacak, ancak cümlenin içinde ne var? Nicht var. Dolayısıyla müssen die Arbeiter nicht früh ins Bett gehen? Evet. Ne diyor arkadaşlar? Bu çalışanların erkenden uyumaları gerekmiyor mu anlamı çıkmış oluyor. Dolayısıyla müssen die Arbeiter nicht früh ins Bett gehen? Bakın bunun şimdi cevabı evet ya da ne deriz? Tabii ki. Değil mi? Dolayısıyla tabii ki diyeceğimden dolayı ne diyeceğim? Doch. Çünkü burada ya demiş olsaydım bu birazcık daha yumuşak bir anlam çıkardı. Yani yapmak zorunda değiller ama burada tabii ki anlamı doğuyor. Dolayısıyla doch demem gerekiyor. Yani gitmeseler olmaz mı? Yapmasalar olmaz mı? Tabii ki denildiğinde demek ki doch demiş oluyorum. Ve olağan bir şekilde cümleyi devam ettiriyorum. Sie müssen früh ins Bett gehen. Yani doch sie müssen früh ins Bett gehen. Ya da olumsuz yaptığımda tıpkı yukarıda olduğu gibi aynını yazdım arkadaşlar. Ne diyeceğim? Nein, sie müssen nicht früh ins Bett gehen. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Arbeiter gehen früh ins Bett. Die Arbeiter gehen früh ins Bett. Die Arbeiter müssen früh ins Bett gehen. Die Arbeiter müssen früh ins Bett gehen. Müssen die Arbeiter früh ins Bett gehen? Müssen die Arbeiter früh ins Bett gehen? Ja, sie müssen früh ins Bett gehen. Ja, sie müssen früh ins Bett gehen. Nein, sie müssen nicht früh ins Bett gehen. Nein, sie müssen nicht früh ins Bett gehen. Müssen die Arbeiter nicht früh ins Bett gehen? Müssen die Arbeiter nicht früh ins Bett gehen? Doch, sie müssen früh ins Bett gehen. Doch, sie müssen früh ins Bett gehen. Nein, sie müssen nicht früh ins Bett gehen. Nein, sie müssen nicht früh ins Bett gehen. Sıradaki örnekle devam edelim arkadaşlar. Du gehst in den Supermarkt örneğini görüyoruz. Du gehst, gidiyorsun değil mi? Sen gidiyorsun. In den Supermarkt, bakın buraya baktığımızda arkadaşlar. Der Supermarkt, tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi süpermarket demek, öyle değil mi? Şimdi burada in den yapısını görüyoruz. Bunu akusatifle ilgili dersimizi görmüştük. Mutlaka izlememiş ya da sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa ilgili ders videosunu mutlaka izlesinler. Demek ki in den Supermarkt akusatiflikte, güzel Türkçemizde biraz tam olarak denk düşmese de ismin i halini gerektiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla süpermarkete deriz güzel Türkçe'de, öyle değil mi? Ancak Almanlar bunu, Almanca bunu ismin i hali şeklinde inceliyor. Dolayısıyla bu cümle ne diyor? Sen süpermarkete gidiyorsun. Yani du gehst in den Supermarkt. Şimdi bu gehen arkadaşlar ne yapacağız? Modal fiil müssen'le beraber kullanacağımdan dolayı cümlenin sonuna ve mastar halde kullanıyor olacağım, öyle değil mi? Dolayısıyla müssen, sen gitmek zorundasın süpermarkete diyecek olursak, du'ya baktığımızda ne şekilde çekimleniyor arkadaşlar? Du musst şeklinde çekimleniyor. Dolayısıyla ne olacak bu? Du musst in den Supermarkt gehen. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Modal fiilim ikinci pozisyonda çekimleniyor ve asıl fiilim gehen mastar halde cümlenin sonunda kalıyor. Dolayısıyla sen süpermarkete gitmek zorundasın diyecek olursak du musst in den Supermarkt gehen. Şimdi ben
bu yapıyı soru şeklinde getirecek olursam ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki müsene cümlenin başına taşıyacağım. Dolayısıyla ne olacak bu? Musst du in den Supermarkt gehen? Süpermarkete gitmek zorunda mısın? Dolayısıyla musst du in den Supermarkt gehen? Şeklinde soruyorum. Peki evet ben süpermarkete gitmek zorundayım diyecek olursam ne diyeceğim? Buradaki cümleyi buraya taşıyacağım ve başına ne getireceğim arkadaşlar? Ja diyeceğim. Dolayısıyla ja ich muss in den Supermarkt gehen. Değil mi? Süpermarkete gitmek zorunda mısın? Musst in den Supermarkt gehen. Evet süpermarkete gitmek zorundayım. Ja ich muss in den Supermarkt gehen demiş oluyorum. Ya da olumsuzlayacak olursam hayır süpermarkete gitmek zorunda değilim. Ne olacak o zaman arkadaşlar? Nein ile cümlemiz başlayacak. Nein ich muss ve olumsuzluğum nicht'i getireceğim. Nein ich muss nicht in den Supermarkt gehen. Öyle değil mi arkadaşlar? Hayır süpermarkete gitmek zorunda değilim diyebiliyorum. Bu şekilde yaptığımda ne yapmış oluyorum? Olumsuzlamış oluyorum bu cümleyi. Peki ben olumsuz bir soru şeklinde soracak olursam yani senin süpermarkete gitmen gerekmez mi? Değil mi? Olumsuzluk var. O zaman ne olacak? Gene müsenle başlayacağız. Ancak burada sorunun içerisinde nicht olacak. Dolayısıyla musst du nicht in den Supermarkt gehen? Senin süpermarkete gitmen gerekmiyor mu? Değil mi? Musst du nicht in den Supermarkt gehen? Tabii ki diyeceğim. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Doch, doch, ich muss in den Supermarkt gehen. Bakın gene ne yapmış oldum? Bu pozitif yapıyı buraya taşımış oldum ve diyorum ki evet benim tabii ki süpermarkete gitmem gerekiyor. Doch, ich muss in den Supermarkt gehen. Olumsuzluk yaptığımda gene buradakini gene buraya taşımış oluyorum ve diyeceğim ki nein, ich muss nicht in den Supermarkt gehen. Şimdi burada nein virgülle devam edebileceğim gibi nokta deyip olağan bir şekilde de cümleyi başlatabilirim. Yani bu şekilde ya da bu şekilde de cümleyi kullanabiliyorum. Bu şekilde de kurabiliyorum cümleyi arkadaşlar. Dilerseniz öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Du gehst in den Supermarkt. Du gehst in den Supermarkt. Du musst in den Supermarkt gehen. Du musst in den Supermarkt gehen. Musst du in den Supermarkt gehen? Musst du in den Supermarkt gehen? Ja, ich muss in den Supermarkt gehen. Ja, ich muss in den Supermarkt gehen. Nein, ich muss nicht in den Supermarkt gehen. Nein, ich muss nicht in den Supermarkt gehen. Musst du nicht in den Supermarkt gehen? Musst du nicht in den Supermarkt gehen? Doch, ich muss in den Supermarkt gehen. Doch, ich muss in den Supermarkt gehen. Nein, ich muss nicht in den Supermarkt gehen. Nein, ich muss nicht in den Supermarkt gehen. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Herr Müller, Sie fahren heute nach Dortmund. Evet, bakalım arkadaşlar. Herr Müller neydi? Bay Müller. Evet, bu bir kadın olsaydı ne diyecektik? Frau Müller diyecektik, öyle değil mi? Bakın burada fark ettiyseniz Sie büyük yazmışız. Öyle değil mi? Halbuki virgülden sonra normalde nasıl yazılırdı? Ufak. Demek ki bu saygı formunun, nezaket formunu gösterir ki bu üçüncü ne oluyordu arkadaşlar? Üçüncü çoğullarda inceleniyordu değil mi? Tıpkı üçüncü çoğul Z ya da saygı formu Z olduğu gibi. Öyle değil mi? Dolayısıyla siz Dortmund'a fahren neydi arkadaşlar? Sürmek demekti. Kara taşıtları için geçerliydi. Heute, bugün Dortmund'da, Almanya'da bir il. Dolayısıyla ne diyor? Bay Müller, siz bugün Dortmund'a gitmek durumunda gidiyorsunuz diyor. Öncelikle bunu bir inceleyelim. Onun ardından gitmek zorundasınızı inceleyelim. Dolayısıyla burada farkındaysanız müssen yok. Herr Müller, Sie fahren heute nach Dortmund. Bay Müller, bugün Dortmund'a gidiyorsunuz. Şimdi diyeceğiz ki Bay Müller, bugün Dortmund'a gitmek zorundasınız.
Bu sefer ne olacak arkadaşlar? Müssen girecek devreye. Dolayısıyla ben bunu gene Masar'da kullanıyor olacağım. Dolayısıyla ne diyeceğim arkadaşlar? Herr Müller, Sie müssen heute nach Dortmund fahren. Ne oluyor arkadaşlar? Sie'den hemen sonra ne gelmiş? Müssen gelmiş. Tabi ben burada Herr Müller'ı kullanmamış olsaydım, diyelim ki şöyle olmuş olsaydı cümle. Sie müssen heute nach Dortmund fahren. İki türlü olabilirdi. Bu üçüncü çoğul, yani onlar Dortmund'a gitmek zorunda anlamında olabilirdi. Öyle değil mi? Ya da burada olduğu gibi siz gitmek zorundasınız anlamına da gelebiliyor. Ancak burada Herr Müller dendiğinden dolayı, Bay Müller, siz bugün Dortmund'a gitmek zorundasınız diyeceğimden dolayı ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Herr Müller, Sie müssen heute nach Dortmund fahren demiş oluyorum. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, bu sefer ben bunu soru şeklinde sormuş oluyorum. Yani diyeceğim ki, Bay Müller, siz bugün Dortmund'a gitmek zorunda mısınız? Değil mi? Burada olumlu, pozitif bir soru sorulacak. Ne yapacağım şimdi arkadaşlar? Herr Müller, müssen Sie heute nach Dortmund fahren? Evet, ne diyoruz arkadaşlar? Bay Müller, bugün Dortmund'a gitmek zorunda mısınız? Evet, olumlu, pozitif bir soru cümlesi. Dolayısıyla Herr Müller, müssen Sie heute nach Dortmund fahren? Bakın burada arkadaşlar, tıpkı diğer örneklerde olduğu gibi ne yapmış oluyorum? Modal fiille başlamış oluyorum. Neden? Çünkü bu bir soru cümlesi. Bay Müller, bugün Dortmund'a gitmek zorunluluğunuz var mı? Değil mi? Herr Müller, müssen Sie heute nach Dortmund fahren? Ben bunu kısa formda da verebilirdim. Uzun formda da verebilirdim. Uzun formda inceleyecek olsaydık ne diyecektik? Ja, ich muss heute nach Dortmund fahren. Ya da kısaca ne diyeceğim? Ja, ich muss. Değil mi? Ja, ich muss. Evet, öyle bir zorunluluğum var. Hayır, öyle bir zorunluluğum yok. Nein, ich muss nicht. Demek ki ja, ich muss. Hayır, öyle bir zorunluluğum yok. Nein, ich muss nicht. Peki bu sefer ben soruyu olumsuz şekilde sormuş olsaydım, yani deseydim ki Bay Müller, Dortmund'a gitmek zorunda ne diyebiliriz? Öncelikle bir Almancasına bir bakalım. Herr Müller, müssen Sie heute nicht nach Dortmund fahren? Evet, Bay Müller, Dortmund'a gitmez zorunluluğunuz... Evet, güzel, Türkçemizde bu biraz tam denk düşmüyor. Bakın, öyle bir zorunluluğunuz yok mu? Evet, buldum. Öyle bir zorunluluğunuz yok mu? Değil mi? Derken, Herr Müller, müssen Sie heute nicht nach Dortmund fahren? Evet, mesela Bay Müller böyle rahat rahat oturuyor ve diyoruz ki, Bay Müller, gitmek zorunda değil misiniz Dortmund'a? Değil mi? Bu kadar rahat oturuyorsunuz. Ha, gitmeniz gerekiyor. Değil mi? Ne diyeceğim o zaman? Herr Müller, müssen Sie heute nicht nach Dortmund fahren? Gitme zorunluluğunuz yok mu? Gitmeyecek misiniz? Değil mi? Evet, tabii ki. Doch, ich muss. Tabii ki gitmek zorundayım. Ya da nein, ich muss nicht. Hayır, öyle bir zorunluluğum yok. Demek ki tabii ki gitmek zorundayım. Doch, ich muss. Nein, ich muss nicht. Hayır, öyle bir zorunluluğum yok. Evet arkadaşlar, dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Herr Müller, Sie fahren heute nach Dortmund. Herr Müller, Sie fahren heute nach Dortmund. Herr Müller, Sie müssen heute nach Dortmund fahren. Herr Müller, Sie müssen heute nach Dortmund fahren. Herr Müller, müssen Sie heute nach Dortmund fahren? Herr Müller, müssen Sie heute nach Dortmund fahren? Ja, ich muss. Ja, ich muss. Nein, ich muss nicht. Nein, ich muss nicht. Herr Müller, müssen Sie heute nicht nach Dortmund fahren? Herr Müller, müssen Sie heute nicht nach Dortmund fahren? Doch, ich muss. Doch, ich muss.
Nein, ich muss nicht. Nein, ich muss nicht. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde yoğun bir şekilde A1 konularından model fiil konusu başlığı altındaki müsene ayrıntılı bir şekilde görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.